Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde TIA Portal'da analog sensör uygulaması yapacağız arkadaşlar. Şekilde bir endüstriyel tank var. Bu tankın dolumu, sıcaklığının kontrolü ve aşırı ısınma durumunda da tahliyesi ile ilgili işlemler isteniyor. Sistemde görüleceği üzere iki tane seviye sensörü var arkadaşlar. İki tane de sıcaklık sensörü var. Sıcaklık sensörlerimiz analog sensör diye bize belirtilmiş. 0 ile 100 santigrat derece arasını ölçen iki tane analog sensörümüz var. İşlem adımları olarak arkadaşlar uygulamada belirtilmiş. Yeri geldikçe işlem adımlarına bakıp neler yapmamız gerektiğini tartışacağız. Yapacağımız işlem PLC'de programını yazıp yazdığımız programın simülasyonunu yapmak olacak arkadaşlar. Şimdi ben öncesinden yapmıştım zaten. Adım adım tekrar üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. İşlem adımlarını inceleyip bu adımlar için hangi programları yazdığımız adım adım aşama aşama gösterilecek. Öncelikle analog sensörlerle ilgili bilgi verilmiş. Analog sensörler 0 ile 10 volt arasında çıkış veriyorlarmış. Bu çıkışı PLC'nin analog girişlerine bağlamışız. Analog girişlerden ilgili değeri okuyup programımızda bunlarla ilgili işlem yapıyoruz. Seviye sensörlerimiz dijital sensörlermiş. Onlar 0 veya 1 değeri yani gerilim olarak söyleyecek olursak ya 0 volt veya 24 volt PLC için 24 volt PLC'nin 24 1 lojik bir değeri 24 volta karşılık geliyor. Ya 0 volt veya 24 volt çıkış veriyorlarmış. Ama analog sensörlerde sensörün okuduğu değere göre 0 ile 10 volt arasında değişen işte 2 volt, 3 volt, 5 volt neyse değişen değerler okunabiliyormuş. Şimdi arkadaşlar bizden istenen işlem adımlarına bakalım. İlk önce sistemin tamamının çalışması start ve stop butonlarıyla kontrol edilecektir diyor. Biz daha önceki uygulamalarımızdan alışık olduğumuz bir adım bu. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir yetkilendirme çıkışı tanımlıyorduk. Bu yetkilendirme çıkışını diğer bütün işlem adımlarının önüne açık kontak olarak bağlıyorduk. Böylelikle yetkilendirme çıkışımızın aktif olduğu koşullarda diğer bütün işlemler çalışıyordu. Yetkilendirme çıkışımız bir start stop butonuna bağlanıp böylelikle güvenlik önlemimiz alınmış oluyordu. Yani bir tane acil stop butonuna bastığımızda sistem bütünüyle kapanmış. Sistemin diğer çalışma birimlerinde oluşabilecek tehlikeler böylelikle bertaraf edilmiş oluyordu. İkinci adım olarak sistem çalışırken seviye min ve seviye max sensörlerinin her ikisi de sıvı algılamadığı anda pompa çalışmaya başlayacak ve her ikisi de sıvı algıladığında pompa duracaktır. Yani tankın içinde sıvı yoksa min ve max seviyelerindeki sensörlerden veri gelmiyorsa pompa motorumuz çalışacak. Tankın içine sıvı dolduracak. Maksimum seviyeye gelince sıvı pompanın çalışması durdurulacak. Pompanın çalışma koşulu buymuş. Diğer çalışması beklenen elemanlar hangileri? Rezistans ve tahliye valfi. Bakalım onlar hangi koşullarda çalışıyormuş. İki sıcaklık sensöründen alınan sıcaklık bilgileri için ortalama alınarak rezistans ve valf bu ortalama sıcaklık dikkate alınarak çalıştırılacaktır. Rezistans ve valfin çalışması da sıcaklık sensörlerinden gelecek veriye göre belli olacakmış. İki sıcaklık sensörün ölçtüğü değer toplanıp ikiye bölünüp yani ortalaması alınıp bu ortalama değerin belli sınır değerlerine göre de rezistans veya tahliye valfimiz çalışacakmış. Rezistans sıcaklık 50 santigrat derecenin altına düştüğünde çalışmaya başlayacak. 60 santigrat derecenin üstüne çıktığında duracaktır demiş. Ortalama sıcaklığı ölçtük. 50 santigrat derecenin altında mesela 40 santigrat derecede rezistansımız tankın içindeki sıvıyı ısıtmaya başlayacak.
Isıtacak, ısıtacak, ısıtacak, ısıtacak. Nereye kadar? 60 santigrat dereceye kadar. 60 santigrat derecenin üstüne çıktığı anda rezistans çalışmayı durduracak. Sıcaklığımız düşecek, 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 düşecek. Rezistans çalışmaya bıraktığında sıcaklığımız belli bir seviyenin altına geri geldiğinde, yani 50 santigrat derecenin altına geldiğinde tekrar çalışmaya başlayacak. 50 ile 60 arasında da bir önceki işlem basamağı neyse onu takip edecek. Yani bir önceki işlem adımında çalışmaya başladıysa 50 ile 60 aralığında çalışmaya devam edecek. Bir önceki işlem basamağında çalışmayı bıraktıysa rezistans 50 ile 60 aralığında bu sefer çalışmıyor pozisyonunda olacak. Valve çalışma sırasında ortalama sıcaklık 90 santigrat derecenin üstüne çıktığında açılacak, 80'in altına indiğinde kapanacaktır denmiş. Valve için de arkadaşlar sıcaklığımız 90 santigrat derecenin üstüne çıktığında içerideki sıcak sıvıyı tahliye etmesi için açılacak. 80 santigrat derecenin altına düştüğünde kapanacağı belirtilmiş. Şimdi biz bunları adım adım bakalım. İlk adımda bizden bütün sistemin kontrolünün bir start stop butonuyla kontrol edilmesi istenmiş. Bunun için arkadaşlar ben bir tane sistem isimli yetkilendirme çıkışı tanımladım. Bu sistem yetkilendirme çıkışının çalışma koşulunu da bir tane start, bir tane de stop butonuna bağladım. Start butonum aktif olunca bir sefer basıp bırakınca şuradaki mühürleme açık kontağından dolayı sistem çıkışımı sürekli çıkış verecek. Nereye kadar? Acil stop butonuma bastığımda sistem çıkışım çalışmayı durduracak. Böylelikle sistem çıkışının çalışma koşuluyla çalışan diğer bütün çalışma durumları çalışmasını durduracak. İlk adımım buymuş. Benden istenen ilk adım Network 1'de yapılmış. İkinci adım neymiş arkadaşlar? İkinci adıma tekrar bir bakıyorum. İkinci adım pompanın çalışma durumu. Tankın içine sıvı dolduran pompanın çalışma durumu şuymuş. Seviye min ve seviye max sensörleri her ikisi de değer okumuyorsa, yani sıfır konumundaysa, tankın içi boşsa pompa çalışıp tankı doldurmaya başlıyor. Seviye max ve seviye min ikisi de bir çıkışı verdiklerinde, yani tankın içindeki sıvı maksimum seviyeye ulaştığında pompa artık çalışmasını durduracakmış. Bir tane arkadaşlar set reset fonksiyonuyla bunu yaptım. Set reset komutuyla bunu yaptım. Pompa isimli bir çıkışım var. Pompa isimli bir çıkışım var. Yine güvenlik için arkadaşlar sistem tanımlamalarımı yaptım. Yani sistem çalışmaya başladığında pompa çalışmaya hazır hale gelecek. Her iki sensör seviye min, şurada seviye 1, sev 1 diye isimlendirmişim. Sev 1 ve sev 2, yani seviye max ve seviye min sensörleri değer okumuyorsa pompam setlensin. Pompa çalışmaya başlasın. Ne zamana kadar? Seviye 1 veya seviye 1 ve seviye 2 sensörleri, yani seviye min ve seviye max sensörleri ikisi birden çıkış veriyorsa, sıvı tankın içindeki sıvı maksimum seviyeye ulaştıysa bu sefer pompamın çalışması dursun diye bu adımı da gerçekleştirmiş oldum. Şurada arkadaşlar dikkat ettiysek set ve reset durumları içinde sistem yetkilendirmesini yapmışız. Üçüncü adım arkadaşlar valf ve rezistans ve tahliye valfinin çalışma koşulları için sıcaklık sensörlerinden değer okuma adımı. Sıcaklık sensörlerinden arkadaşlar az önce de söyledik. Bunlar bizim analog sensörlerimiz. 0 ile 100 santigrat derece arasında ölçüm yapıyorlarmış. Bu ölçümü PLC'ye 0 ile 10 volt arasında değişen gerilim değeriyle veriyorlarmış. Şimdi biz bu değeri, elimizde gerçek bir sıcaklık sensörü yok, simülasyon üzerinden yapacağız. Simülasyon üzerinden okuduğumuz bir değer var. Bir tane, yani PLC'nin
analog girişinden IV64, IV66 olsun bunlar. Örneğin yani diyorum. IV64 ve IV66 girişlerinden 0 ila 10 volt arasında bir gerilim değeri okudum. PLC bunu bana 0 ila 27.648 arasında bir sayısal değer olarak veriyor arkadaşlar. 0 ila 27.648 arasında bir sayısal değer olarak veriyor. Şimdi ben de buna ilişkin işlemleri sıcaklık sensörlerinden değer okuma işlemlerini gerçekleştirmek için bir tane move komutu kullandım arkadaşlar. Move komutunu yine çalışma koşulunu sistem yetkilendirme çıkışına bağladım. Sistem yetkilendirme çıkışının açık kontağı konulmuş. Bu açık kontak sistem yetkilendirmesi çıkış verdiğinde açık kontak kapanacak. Move komutu aktif hale gelecek. Neydi arkadaşlar? 0 ile 10 volt arasındaki gerilimi 0 ile 27.648 arasında sayısal değerle veriyordu. Analog giriş için bir tane analog değerimiz var. 0 ile 10 volt arasında PLC'ye giriş veriyor. Biz bunu PLC'den 0 ile 27.648 arasında sayısal bir değer olarak okuyoruz. İşte ben de move komutunun girişine şunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Ben uygulama esnasında deneme yapmak için 25.000 yazmışım. Mesela 10.000 olmuş olsun. Evet. Girişimdeki move komutu ne yapıyordu arkadaşlar? Girişimdeki değeri alıp çıkışımızda tanımlanan alana atıyordu. Şimdi Envert 0 alanına seviye sensörü 1'in çıkışı diye tanımladığımız SS1C çıkışına 10.000 değerini alıp atadı. Sistem yetkilenmesi aktif hale geldiğinde. Bu benim birinci sensörüm olsun. Birinci sensörüme 10.000 değerini vermiş oldum. Bu 11 değerinin 100 santigrat derecede nereye karşılık geldiğini de aşağıdaki komutlarla göreceğiz. Bu da benim ikinci komutum olsun arkadaşlar. İkinci sensörüme ilişkin komut olsun. İkinci sensörüme ilişkin ne yapıyormuşum? Sistem yetkilendirmem aktif hale geldiğinde girişindeki değeri alıp MV500 alanına yani sıcaklık sensörü 2 değişkenine atıyormuş. Tamam, bu işlemde yaptık. Şimdi geldi arkadaşlar bunların 0 ile 100 santigrat derece arasında neye karşılık geldiği. Dedik ya biz 0 ile 10 volt arası PLC'de 0 ile 27.648 arasında bir değer gözüküyor. Ama bu 0 ile 27.648 arasındaki bir değerin 0 ile 100 santigrat derecede neye karşılık geldiğini görmek için bunu ölçeklememiz lazım. Ölçekleme işlemi için de NORMX ve SCALEX komutları kullanıyoruz. Bunlar da arkadaşlar birinci sensörün çıkışındaki değeri 0 ile 100 santigrat derece arasını ölçeklemek için 5. network'teki işlemleri yapmışız. Sistem yetkilendirmesi aktif hale geldiğinde sıcaklık sensörü 1'in çıkışındaki değeri alıp MD100 alanına atıyor NORMX'teki işlem. Sonra arkadaşlar buradaki değeri alıp Scale X ile 0 ila 100 santigrat derecede santigrat derece arasında nereye karşılık geliyorsa oraya ölçekliyor arkadaşlar. Çıkışımızda analog 1 isimli değişkeni atamışız. Arkadaşlar buradaki değişkenlerin tipi de önemli. Bunları da arkadaşlar sizin değerlerinize uygun olarak seçmeniz gerekiyor. Biz yaptığımız işlemlere uygun olarak burada belirtilen değişken tiplerini seçmişiz. 6. network'te de arkadaşlar sıcaklık sensörü 2'nin değerini 0 ile 100 santigrat derece arasına ölçekledik. Bunun için az önce de ifade etmiştik. NORMX ve SCALEX komutlarını kullandık. NORMX ve SCALEX komutlarında 0 ile 27.648 arasındaki bir sayısal değerin sensörümüzün çıkış aralığındaki değere ölçeklenmesi yapılıyor. Onu da gerçekleştirmiş olduk. Sonrasında diyor ki arkadaşlar bu sıcaklık sensörü değerlerinin ortalamasına göre rezistansı veya tahliye valfini çalıştıracağız. O yüzden ortalama alma işlemini yaptık. Ne yaptık ortalama alma işlemi için?
Analog 1 ve analog 2, yani 0 ile 100 santigrat derece arasına ölçeklenmiş. 0 ile 10 volt arasındaki gerilim değerinin 0 ile 100 santigrat derece arasına ölçeklenmiş hali olan analog 1 ve analog 2 değişkenlerini toplayıp add komutuyla, add fonksiyonuyla toplayıp sonra division bölme komutuyla da bu iki toplamı ikiye bölmüşüz. Böylelikle ortalamayı elde etmişiz arkadaşlar. Yine bunların çalışmasını da sistem yetkilenmesinin açık kontağına bağlayıp sistem aktifken bu işlemleri yapmasını sağlamışız. Evet, rezistansımızın şeyi neydi arkadaşlar? Çalışma koşulu. Rezistansımızın çalışma koşulu şuydu. Sıcaklık 50 santigrat derece, ortalama sıcaklık 50 santigrat derecenin altındaysa rezistansımız çalışmaya başlasın. 60 santigrat derecenin üzerindeyse rezistansımız dursundu. Bunu da yaptık. Tahliye valfinin çalışma koşulları neydi arkadaşlar? Ortalama sıcaklığımız 80 santigrat derecenin altındaysa tahliye valfimiz çalışmıyor. Ortalama sıcaklığımız 80-90 santigrat derecenin üstüne çıktığında tahliye valfimiz çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet. İşlemimiz bu arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştırmaya başlayalım. Denemesini yapalım. Öncelikle compile ediyoruz. Compile aşamasında dizinsel bir hata var mı? Buradaki fonksiyonların kullanımında bir hata var mı? Bunu görüyoruz. Ama sizden istenen işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini ancak simülasyonda veya gerçek uygulamada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani compile aşamasındaki hatalar sadece dizinsel şeyleri söyler, mantık hatalarını söylemez bize. O yüzden arkadaşlar start simulation dedik. Şimdi simülasyonda mantık hatamız var mı yok mu? Bunları da görmüş olacağız. Bu aşama biraz uzun sürüyor arkadaşlar. PLC sim açılacak. PLC sim açılınca arkadaşlar orada değişkenlerimizin bit durumunu işte true false durumunu değiştirerek çıkışlarımızı kontrol edeceğiz. Genişletelim simülasyonumuzu. Simülasyon ekranımızı. Simülasyon ekranını genişlettikten sonra arkadaşlar orada etiketlerimizin bit durumunu değiştirebileceğimiz bir arayüz açılacak. Bu arayüzde programımızdaki start stop butonlarının durumu gibi değiştirebileceğimiz değişkenlerin bit durumunu değiştirip yani ya 0 veya 1 yapacağız. Ona göre çıkışlarımızı kontrol edeceğiz. Bakacağız bizim istediğimiz sonuçları programımız veriyor mu? Evet arkadaşlar, daha önce oluşturduğumuz için bunlar bende var. O yüzden ilgili simülasyon programını açıyorum. Analog Sim isimli bir tane simülasyon programı da oluşturmuştum. Onu da açıyorum. Bu aşama biraz sürüyor arkadaşlar. 15-20 saniye kadar zannediyorum.
Kaç saniyelik daha işlemimiz kaldı. Ondan sonra arkadaşlar değişkenlerin olduğu tablo önümüze çıkacak. O tabloda değişkenlerimizin bit durumunu değiştirip çıkışlarımızı kontrol edeceğiz. Evet, değişkenlerimiz burada gözüküyor. Şimdi bit durumlarını görebilmemiz için şöyle sıkıştıralım. Evet, burada arkadaşlar değişkenlerimizin bit durumunu değiştirebileceğiz. Şimdi kodlarımızı sanal PC'mize yükleyelim. Gözlük ikonuna basıp online konumunu alalım. Evet, şu an itibariyle bitlerimizin durumunu değiştirip şimdi şöyle yukarıdan evet, şu an itibariyle arkadaşlar start butonum aktif olmadığı için sistem çıkışım aktif değil. Ne bekliyorum arkadaşlar? Ben start butonuma bastığımda sistem çıkışımın aktif olmasını bekliyorum. Sistem çıkışım aktif olmasıyla birlikte seviye 1 ve seviye 2 sensörlerimden veri okunmadığı için, yani tankın boş olduğu için pompam da çalışmaya başladı. Sıcaklık değerlerim demek ki 50'nin altında olduğu için rezistans çalışmıyor. 90'ın üstünde olmadığı için de valfim çalışmıyor. 3 tane ben pompam var, rezistansım var ve tahliye valfim var. Bunların çalışma durumlarını kontrol etmeye çalışıyorum. Temelde yapmaya çalıştığım şey bu. Sensörlerden aldığım bilgiye göre pompanın, rezistansın ve tahliye valfinin çalışma durumunu kontrol etmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar seviye 1 ve seviye 2 sensörlerini aktif ettim. Gördüğümüz üzere pompam durdu. Evet. Pompamın çalışma koşulunu demek ki sağlamışım. Şimdi arkadaşlar gelelim diğerlerine. Yani sıcaklık sensörlerinden aldığı veriye göre çalışan rezistans ve valfe. Öncelikle rezistans ne diyordu arkadaşlar? Sıcaklık 50 santigrat derecenin altındaysa çalışmaya başlasın. Şimdi ben ortalama sıcaklığımı 50'nin altına getirmeye çalışayım. Bakalım. Şu an kaçmış ortalama sıcaklığım? Şimdi şunları bir ondalık olarak görmeye çalışayım. Şu Modify seçeneğinin altında Display Format var. Onu desimal olarak seçtiğimizde arkadaşlar ondalık olarak göreceğiz. Birinci sıcaklık sensörüm 36 derece gösteriyormuş. 36 santigrat derece gösteriyormuş. İkinciye bakalım arkadaşlar. Modify dedim, Display Format dedim, desimali seçtim. İkinci de 90 derece gösteriyormuş. 90, 36, 126, 63 santigrat derecede ortalama olmasını bekliyorum. Bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, beklediğimiz üzere 63 santigrat derece ortalama sıcaklık elde ettiğimizi gördük. Tamam. Şimdi evet, şunlara da bakalım arkadaşlar. 63 santigrat derece 50'nin altında olmadığı için
Ne oldu arkadaşlar? Restansım çalışmadı. Yine desimal olarak göstermeye çalışalım. Evet. 80'in altında olduğu için valfim de çalışmadı arkadaşlar. 90'ın üstünde olsaydı valfim çalışacaktı. Şimdi onları çalıştırmaya çalışalım. Öncelikle arkadaşlar bir rezistansımın çalışma durumunu görmek için 50'nin altında alalım. Evet. Şimdi birincisi 36 idi. İkincisi 90 santigrat dereceydi. Şimdi ben online moddan çıkıyorum. Evet. Bunu da 10.000 yapayım. Evet. Şimdi compile edeyim. Bu halini de download edelim. Birinci 36, ikinci 36, ortalamamızın da 36 olmasını bekliyoruz. Evet, 36 geldik. Ortalama sıcaklığımız 36 olduğu için, yani 50'nin altında olduğu için rezistansımız çalışmaya başladı. Bunu simülasyon şeyden etiket tablosundan da görebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rezistansımın durumu 10 konumu açık konuma geldi. Şimdi rezistansımı görmüştüm zaten az önce 60'ın üstündeki durumu. Şimdi valfimi değerlendireyim. Valfimin durumunu görmek için 80'in altındaki durumu gördüm. 90'ın üstüne çıkarmaya çalışayım. Şuraları evet. Sıcaklık sensörü 1 ve sıcaklık sensörü 2'nin durumunu 90'ın üzerine çıkarmaya çalışayım. de tam 90 oluyor da neyse 26.000 diyeyim. Compile ettim. PLC'me yükledim. Online konumunu açtım. Şimdi bakıyoruz. Birinci sıcaklık sensörüm 94 dereceyi gösteriyormuş. İkincisi 90 dereceyi, ortalaması 92 santigrat derece olması gerekiyor. Evet. 90'ın üstünde olduğu için sıcaklığım ne oldu arkadaşlar? Rezistansım çalışmayı durdurdu. Evet. Valfim çalışmaya başladı. Tahliye valfim şu an çalışıyor. Şeyi boşaltıyor. Tankımı boşaltıyor arkadaşlar. Evet, burada da valfin çalıştığını izleyebiliyorum. Evet arkadaşlar, bu uygulamamız da bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.